Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk gününde Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere İtalya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yarınki durağı Rusya. Amerika'nın Suriye'ye Tomahawk füzeleriyle karşılık vermesinden sadece günler sonra gerçekleşecek bu kritik ziyaret Moskova ve Washington için ne anlam ifade ediyor? Mehmet Sümer'e soracağız şimdi. Mehmet, bu ziyarete ilişkin beklentiler neler? Bu ziyaret çok önemli. Özellikle geride bıraktığımız hafta Amerika'nın Suriye'deki hava üssünü vurmasının ardından karşılıklı sert açıklamalar yaşandı iki ülke arasında. Öyle ki hatırlanacağı üzere Rusya Başbakanı Medvedev çatışmanın eşiğine kadar geldiğini söyledi Amerika ile Rusya'nın. Rusya'nın Suriye'de Esad'a verdiği destek malum. Artı buna ek olarak bu hava üslerini Rus savaş uçakları da kullanıyor. Amerikan tarafı da Tillerson şunu söylemişti. Biz bunu Moskova ile tartışmadık dedi. Yani Moskova ile böyle bir operasyon yapsak mı, Suriye'deki hava üssünü vurmak istiyoruz, siz ne dersiniz gibi bir şeyler sormadı. Sadece askeri kanallar üzerinden yaklaşık operasyondan bir saat kadar önce bölgede Rus askerlerinin bulunmaması amacıyla bir uyarı yapıldı. Ve ardından da 59 Tomahawk füzesiyle Suriye'deki askeri üs vurulmuş oldu. İşte buna sert tepki verdi Rusya. Şimdi bu tepkilerin ardından ilk defa üst düzey bir temas gerçekleşmiş olacak. Bu toplantı önemli ama o toplantının hemen öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere İtalya'da 2. Dünya Savaşı soykırım anıtını ziyaret etti ve orada bir takım mesajlar verdi. Masum sivillerin ölmesine göz yumulmayacak, Amerika göz yummayacak dedi. Suriye'yi kastetti. Bundan sonrasına ilişkin bir işaret vermiş oldu. Aynı zamanda hafta sonu, yani dün ve cumartesi günü Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley katıldığı televizyon programlarında da Esad'la birlikte bir siyasi çözümün olmasını mümkün görmediğini, Amerika'nın bir adım attığını, bunun arkasını getirmek için de hazırlıklar yaptığını söyledi. Yani Amerika artık ciddi ciddi askeri operasyonları daha da ön plana doğru itiyor. Ama tabii ki Suriye'ye gerçekleştirilecek bir askeri operasyon öncesinde mutlaka ve mutlaka Rusya ile konuşulması gerekiyor. Neden? Çünkü Rusya'nın askeri varlığı ve Esad'la işbirliği söz konusu. İşte bu sebeple bundan sonra Amerika'nın Suriye'ye yönelik olarak ve hatta IŞİD'e ve hatta Esad'ın gönderilmesiyle ilgili olarak atacağı tüm adımları Tillerson'ın Moskova ziyaretinde konuşmasını bekliyoruz. O sebeple Amerika'nın gündeminde de şu anda Tillerson'ın ziyareti açıkçası birinci sırada yer alıyor. Mehmet, bu arada Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları için anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oy kullanma süreci dün sona erdi. Sandığa ilgi nasıldı? Amerika'da kayıtlı 100.065 seçmen var. Sadece maalesef 32.919 kişi oy kullandı. Bu çok düşük bir rakam. Gerçi bir önceki genel seçimlere oranla yine nispeten sayının fazla olduğunu söylüyor konsolosluk ve büyükelçilik yetkilileri. Ama 32,7'lik bir katılım var. Yani Amerika'daki 100 bin seçmenden sadece %32,7'si sandığa gitti. Bu üzücü. Umuyoruz ki Türkiye'de oy kullanırken rakamlar bu şekilde olmayacaktır. Yüksek bir katılım gerçekleşecektir. Çünkü bireylerin demokratik haklarını kullanmaları için sandık başına gitmeleri gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğimiz gibi bir önceki seçimlere göre oy kullanma oranı yükselmiş olsa da sadece 100 bin seçmenden 32.919'u oy kullanmış oldu. En çok seçmen New York'ta var. New York'ta da mevcut seçmenlerin %38'i oylarını kullanmış oldular. Oylar şimdi Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Ankara'da bekletilecek. 16 Nisan gecesine kadar yurt dışından gelen diğer oylarla birlikte, çünkü yurt dışında birçok yerde, Avrupa'da, Afrika'da, Avustralya'ya kadar birçok noktada oy kullanma işlemi gerçekleşti. Türkiye'nin büyükelçilik ve konsolosluklarında, temsilciliklerinde. Tüm bu yurt dışı oylarının hepsi bir araya toplanacak ve 16 Nisan gecesi Türkiye'de kullanılan oylarla birlikte açılarak sayılacak. Şu anda sadece rakamlar belli. Yani kaç kişinin oy kullandığı bilgisi belli. Tutanaklar hazırlandı ve parti temsilcileriyle birlikte oylar Amerika Birleşik Devletleri'nden de diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'ye, Ankara'ya doğru yola çıktı şu anda. Mehmet Sümer gündeme ilişkin son notları aktardı. Teşekkürler Mehmet. Anayasa değişikliğine ilişkin referandum için oy kullanma sürecinin sona erdiği ülkelerden biri de Fransa. Paris'e uzanıyoruz şimdi. Arzu Çakır karşımızda. Arzu, Türk vatandaşlarının oy kullanma oranı nasıldı? Tüm Avrupa genelinde Türkler sandığa ilgi gösterdi diyebilir miyiz?
Özlem, Amerika'dan çok daha yüksek bir oranda ilgi gösterildiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. %50 civarında katılımlar gerçekleşti. Yer yer %50'yi geçti. Yer yer %44, 46, 48'lere düştü. Ama katılım oranını ortalama Avrupa ortalamasında %50 civarında verebiliriz. Rakamlar ilginç. İsterseniz biraz rakamlardan söz edelim. 16 Nisan'a kadar açılmayacak oylar. Fakat sayı oldukça yüksek. 27 Mart 9 Nisan tarihleri arasında 14 günlük bir maraton sonunda sandıklar dün akşam kapatıldı ve Almanya'dan en yüksek katılım oranı geldi. Oran olarak en yüksek olmasa da en yüksek sayıda katılım Almanya'da yaşandı. 1.430.000 Alman seçmenin 660 bini sandığa gitti. Bu da %46 civarında bir oy oranına tekabül ediyor. Tabii bunlar YSK'nın onaylamadığı tahmini partilerin tahmini olarak belirledikleri, ellerindeki rakamlarda net olmayan sonuçlar. Bunu belirtmekte fayda var. Fransa'da 326 bin seçmen var. Bu seçmenin 142 bini sandığa gitti. Bu da %44 civarında bir orana tekabül ediyor. Hollanda, çok olaylar yaşandı hatırlayacaksınız. Hollanda ile Türkiye'nin arasını gerecek kadar yoğun miting tartışmaları olmuştu, hatırlayacağız. 800 bin seçmenden 118 bini sandığa gitti. Katılım oranı %46 civarında. Hollanda'dan 118 bin oy geldi. Belçika'da 137.600 seçmen var. Bu seçmenin 73 bini sandığa gitti. Bu da %53 oranında katılım anlamına geliyor. Avusturya'da 108 bin seçmenin 52'si katıldı. %48 katılım oranı. İsviçre'de de 95 bin seçmenin 51 bini sandığa gitti. Bu da %53 katılım oranı demek. Avrupalı daha çok ilgi gösterdiği seçimlere, Avrupa'da yaşanan tartışmalar, Almanya ile Hollanda ile yaşanan tartışmalar, Fransa'nın tavrı, mitinge olan olumlu tavrı, mitinglerin yapılmasına ilişkin olumlu tavrı Fransız seçmenini de hareketlendirdi diyebiliriz. Oldukça yoğun bir katılım oldu. Biraz önce de belirtildiği gibi oylar açılmayacak. Türkiye'ye gönderildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun sorumluluğunda gizli 3 partinin temsilcisi tarafından kilitler altında tutulmuştu. Lyon üzerinden Ankara'ya gönderilecek. 16 Nisan'da da hep birlikte, diğer oylarla birlikte açılacak. Öte yandan Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Arzu, nedir son durum ülkede? Evet, burada da inanılmaz bir seçim heyecanı var. Cumhurbaşkanı belirleyecek Fransa. O 23 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında iki turlu olarak yapılacak. Ama daha önceki yayınlarımızda da söz ettiğimiz gibi inanılmaz bir seçim kampanyası yaşıyoruz. İlk kez bu kadar belirsiz bir ortam var demiştik. Şimdi iktidara ortak, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaya ortak 4 büyük aday var. Oylar birbirine çok yaklaştı. Aşırı sağ Marine Le Pen hala liderliğini koruyor ama liberal sol Sosyalist Parti ayrılan ekonomi eski bakanı Emmanuel Macron kendi başına kurduğu hareketi, tek başına kurduğu hareketi En Marche, yani yürüyüş adlı hareketiyle inanılmaz bir ivme yarattı. Onun oy oranında %24-25 civarında, tıpkı Marine Le Pen gibi. Bu iki isim yarışıyor ancak anketler Donald Trump'ın seçiminde yanılan, Brexit oylamasında yanılan anketler bu sefer doğru çıkacak mı? Anketlerde yine büyük yanılgı mı ortaya çıkacak? Bütün bu soru işaretlerini Fransa'da soruyor. Macron ve Le Pen'in arkasından hemen radikal sol aday Jean-Luc Mélenchon çok büyük bir çıkış yaptı. %9'larda oy oranı vardı. 5. aday deniyordu. Jean-Luc Mélenchon %18'e yükseldi oy oranı. Televizyon tartışmalarını, bunda çok büyük bir etkisi var. Büyük bir oratör, büyük bir hatip kendisi ve halkın sorularını anlayıp daha sakin bir çözüm önerilerini daha sakin sunarak ciddi oy topladığı tartışmalarda. 4. aday ise François Fillon. Onun oy oranı da %18-17 civarında, tıpkı Jean-Luc Mélenchon gibi. Oy oranları birbirine çok yakın. Dolayısıyla kimin kazanacağı konusunda henüz net bir tahmin yok. Kampanya resmen başladı. Bütün adaylar, 11 aday var. 11 aday yarışacak. Ve bu adaylar kesinlikle çok katı bir kuralcılıkla, Fransa'da seçim yasası çok katı belirliyor bunu, eşit söz hakkına sahip olacak. Çok küçük adaylar var. Brexit'i savunan adaylar var. Fransa'nın Avrupa'dan çıkmasını ciddi anlamda savunan 3-4 aday var. Avrupa'da kalınmasını savunan isimler var. Emmanuel Macron gibi, solun adayı Benoît Hamon gibi. O da 5. aday %9'la. Dolayısıyla
Le Pen-Macron çatışmasını görüyoruz. Jean-Luc Mélenchon mu, sağın adayı François Fillon mu, skandallarla adı sarsılan François Fillon mu? İkisinin çatışmasını görüyoruz. Çok geriden ise Sosyalist Parti'nin, şu anda iktidardaki Sosyalist Parti'nin adayı Benoît Hamon'u görüyoruz. Oy oranı çok düşük. Fransa'da düello 1-2, hatta üçlü bir diyalogdan bile söz edebiliyoruz. Sonuçlar net değil. Hep beraber kampanyada bu tartışmaların ışığında bu sonuçlar nasıl etkilenecek? Adaylar kendileri nasıl sunacak? Bunları göreceğiz. Daha 2 hafta gibi bir süre var, 23 Nisan'a. Dolayısıyla her şey değişebilir. Marine Le Pen birinci sırada kalmak için çalışıyor. Emmanuel Macron ise onu geçmek için uğraşıyor. Şimdilik Paris'teki, Fransa'daki seçim atmosferi de böyle izler. Evet, biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Arzu Çakır Paris'ten son gelişmeleri aktardı. Teşekkürler Arzu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öven ve başka üye ülkelerde de benzer hareketlerin başlamasını destekleyen bazı çevreleri eleştirdi. Juncker kısa süre önce Malta'da yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın Brexit ile ilgili tavrı hakkında da görüşlerini dile getirdi. Avrupa Halk Partisi liderleri İngiltere'nin birlikten ayrılış sürecini resmen başlatmasından sonra Malta'da bir araya geldi. Avrupa'nın en güçlü partisinin liderleri, Avrupa Birliği'nden ayrılma iddiası taşıyan popülizmle mücadelenin yollarını aramak üzere Malta'nın başkenti Valletta'da bir araya geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ayrılıkçı hareketlerin başka ülkelerde destek görmesini eleştirdi. Başka bir kıtadaki ülkenin yeni seçilen başkanının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını sevinçle karşılamasından ve başka ülkeleri de benzer adımlar atması için cesaretlendirmesinden memnuniyet duyanlar var. Eğer böyle devam ederse ben de Ohio ve Texas eyaletlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmasını desteklerim. Başkan Trump, İngiltere Bağımsızlık Partisi'nin Brexit yanlısı eski lideri Nigel Farage'a destek verdiğini açıklamış, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını övmüştü. Popülist hareketler o zamandan bu yana kimi liderlerin sandıktan mağlup çıkmasına rağmen Avrupa'nın birliğini tehdit ediyor. Juncker ise Avrupa'da birliği güçlendirmek için işbirliği çağrısı yaptı. Bizim gibi birliğin devamı konusunda ikna olmuş Avrupalılar için oturduğumuz yerden hızla kalkıp harekete geçme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde popülistler daha hızlı koşmaya başlayacak, bu da Avrupa için kötü olacak. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise daha iyimser konuştu. Büyük sorumluluk altındayız. Bizim için kolay olmayacak. Yanımızda sadece yakın tarihimizin en zorlu anlarında ne yapmamız gerektiğini başarıyla gösteren büyük liderler değil, aynı zamanda inandığımız güçlü değerler var. Avrupa Konseyi'nin Polonyalı Başkanı Donald Tusk da birliğin geleceğine dair inancını ifade etti. İngiltere'nin ayrılması 27 üyemizin birlik beraberliğine dair azim ve kararlılığını daha da arttırdı. Eski Sovyet bloğu ülkelerinden Polonya, Avrupa Birliği'nin en güçlü destekçilerinden biri. Polonya 3 yıl önce Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na ilhak eden Rusya'nın niyetine kaygıyla bakıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. İngiltere'nin Brexit, yani Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci resmen başladı. Ancak Londra, Cebeli Tarık'ın egemenliği konusunda Brüksel ve İspanya ile hararetli bir tartışmaya girmiş durumda. Brexit'in önde gelen destekçilerinden biri, İngiltere'nin bu sorun yüzünden savaşa bile girmeye hazır olduğunu söylese de İngiltere Başbakanı Theresa May açıklamalarında bu olasılığı gündeme getirmedi. Cebeli Tarık 300 yılı aşkın bir süre önce Madrid tarafından İngiltere'ye bırakılmış. O zamandan beri de Cebeli Tarık iki ülke arasında gerilime neden oluyor. Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde yayınladığı müzakere kurallarında birlik ve İngiltere arasında yapılacak hiçbir anlaşmanın İspanya onay vermediği sürece Cebeli Tarık için geçerli olmayacağını bildirdi. Now that the UK is not in the EU. Artık İngiltere Avrupa Birliği'nde olmadığına göre Avrupa Birliği sadece üyelerinin çıkarlarını koruyacak. Bu durumda da üyelere düşen görev İspanya'yı korumak. Yani İngiltere'nin bu tartışmada yeri yok. AB'nin Cebeli Tarık'ı kapsaması birçok İngiliz milletvekilini kızdırdı. Bu arada geçtiğimiz günlerde İngiltere ile Arjantin arasındaki Falklands Savaşı'nın 35. yıl dönümü anıldı. Muhafazakar Parti eski lideri Michael Howard,
Falkland Savaşı'na gönderme yaptığı basın açıklamasında Başbakan Theresa May'in Cebeli Tarık için savaşa girmeye hazır olduğunu söyledi. 35 years ago this week, another woman prime minister 35 yıl önce bu hafta başka bir kadın başbakan küçük bir İngiliz toplumunu İspanyolca konuşulan başka bir ülkeye karşı korumak için dünyanın öbür ucuna birlik gönderdi. Ve ben kesinlikle eminim ki bugünkü başbakanımız da Cebeli Tarık halkının yanında olduğunu göstermek için aynı kararlılığı sergileyecek. İspanya, İngiltere'nin üslubuna şaşırdığını bildirdi. Es verdad que trae a colación. Falkland Savaşı'nı bugünkü tartışmaya karıştırmak çok yersiz. Açıkçası görülen o ki İngiltere'de birileri kendilerini kontrol edemiyor. Oysa bunun için hiçbir neden yok. Cebeli Tarık sakinlerinin geleceği belirsiz. Halkın %96'sı ABD'de kalmak istiyor. Uzmanlar bölge ekonomisinin ortak pazar üyeliğine ihtiyacı olduğunu söylüyor. İspanya'nın Cebeli Tarık'ı alması veya Cebeli Tarık'taki İngiliz egemenliğinin tehdit edilmesinden çok Cebeli Tarık ekonomisinin tehdit altında olması söz konusu. Bu arada İspanya bağımsız bir İskoçya'nın AB'ye katılmasını veto etmeyeceğini açıklayarak İngiltere'ye bir darbe daha vurdu. Bu da Birleşik Krallık'ta Brexit sonrası dağılma olma ihtimalini gündeme getirdi. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Fiziksel aktivite yaşlanmaya başlayan bazı kadınlar için neden daha zor hale gelir? Uzmanlar kadınların yaş alırken daha aktif ve sağlıklı kalmaları için işte bu soruya yanıt arıyor. 50 yaş üzerindeki kadınların egzersiz yapmaları zorlaşır. Evde televizyon karşısına geçip kanepede oturmayı tercih ederim. Yürüyüş bandında birkaç dakika koşup sonra yürümeye başlıyordum. Şimdi en fazla birkaç dakika koşabiliyorum. Menopoz dönemine yaklaşan kadınların fiziksel aktivite seviyesi düşmeye başlar. Missouri Üniversitesi'nden uzmanlar beyindeki östrojen ve dopamin seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu söylüyor. Yumurtalıklar yaşlanmayla beraber daha az östrojen üretiyor. Profesör Victoria Vieira Potter menopoz sonrası östrojen kaybının dopamin seviyesinin düşmesine yol açtığını söylüyor. Dopamin, beynin keyif ve ödül merkezine sinyal gönderen kimyasal. Bu nedenle yaşlanan kadınlar daha çok yemek yemeseler bile daha çok kilo alıyor. Bu da kalp ve şeker hastalığı riskini arttırıyor. Daha çok kalori tüketmiyorlar, sadece fiziksel aktivite seviyelerinde hafif bir düşüş yaşıyorlar. Bu kadınların hatası değil. Beyinlerindeki bazı değişiklikler fiziksel aktivitede bulunma istek ve motivasyonlarını azaltıyor. Uzmanlar yaşlanan kadınların neden fiziksel aktivitelere daha az ilgi gösterdiklerini anlamaya çalışıyor. Bu çerçevede mesane, kalın bağırsak ve pelvik tabanı destekleyen kasları inceliyor. Dawn Lowe, Minnesota Üniversitesi'nden. Kadın ve erkekler yaşlandıkça bacak kasları zayıflıyor, pelvik tabanda bir kas. Bu kaslar da yaşla birlikte zayıflamaya başlıyor. Özellikle kadınlarda östrojen seviyesinin düşmesinin kasların hareketini etkilediğine dair kanıtlar giderek artıyor. Östrojen seviyesinin düşmesi kadınların özellikle egzersiz sırasında bağırsak ve mesane kontrolünün bir kısmını kaybetmelerine yol açıyor. Bu da egzersiz yapma isteğini azaltıyor. Dawn Lowe önümüzdeki birkaç yıl içinde kadın sağlığının menopoz yıllarında nasıl değiştiği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Hindistan geçtiğimiz haftalarda uzaya sadece mendil kutusu büyüklüğünde bir laboratuvar içeren küçük bir uydu fırlattı. Uydu içindeki bu mini laboratuvar yeni ilaçlar geliştirilmesinden kahve köpüğünün mükemmelleştirilmesine kadar çok sayıda deneyin yapılmasında bilim adamlarına yardımcı oluyor. Mini laboratuvar araştırmacılara yeni bir çalışma yöntemi sunuyor. Yer çekiminin çok az hissedildiği laboratuvarda hücreler ve moleküller farklı hareket ediyor. Bu da tıptan tarıma kadar birçok alanda yeni keşifler yapılmasına yardımcı oluyor. Genellikle böyle deneyler yer çekimi olmayan uluslararası uzay istasyonunda veya parabolik uçuşlarda yapılıyor. Space Pharma adlı firmanın geliştirdiği mini uydu laboratuvarı araştırmanın sınırlarını genişletiyor.
Space Pharma ilk ticari uydu laboratuvarlarını tasarladı. Bu laboratuvar dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların yer çekiminin asgari düzeyde hissedildiği bir ortamda astronota ya da uzay mekiğine ihtiyaç duymadan deneyler yapmalarına imkan tanıyor. Bu yeni teknolojiyi daha iyi ilaçlar ve insanlık için daha iyi ürünler geliştirilmesi için piyasaya sunuyoruz. Space Pharma'nın kurucusu Yossi Yamin, müşterilerinin dünyanın herhangi bir yerinden uzayda bilimsel deney yapabileceklerini söylüyor. Müşterilerin bilgisayarına bir yazılım yüklüyoruz. Bu yazılım sayesinde müşterilerimiz deneyi yaparken kullanacağı parametreleri ve izleyeceği adımları belirliyor. Müşteriler deneye ait veri ve görüntülere ulaşabiliyor ve daha sonra bunlar farklı reaksiyon ölçümleri için defalarca kullanılabiliyor. Şu anda uyduda aynı anda 4 deney yapılabiliyor. Space Pharma önümüzdeki yıl her biri 160 deney kapasiteli yeni uydular fırlatmayı planlıyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da her gün yüz binlerce sarı okul otobüsü milyonlarca öğrenciyi evden okula, okuldan eve taşır. Eğitim bölge müdürlükleri öğrencilere ücretsiz sunulan bu ulaşım hizmetinin maliyetini düşürmenin yollarını arıyor. Bir grup uzmansa buna çözüm bulmak amacıyla ulaşımın daha hızlı ve verimli işleyebilmesi için algoritmalar geliştiriyor. Maryland eyaletinin Howard ilçesinde yaşayan 40 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi her gün okula otobüsle gidiyor. Otobüsler çocukları okula bıraktıktan sonra bir başka durağa boş olarak ilerliyor. İlçe yönetimi kaynakları daha iyi kullanmanın yollarını aramak için Maryland Üniversitesi uzmanlarının kapısını çaldı. Bu rotaları en kısa ve hızlı şekilde nasıl birbirine bağlayabiliriz diye düşündük. Otobüslere gün boyunca izleyecekleri en iyi rotayı çizdik ve tabii ki tüm öğrencilere en az sayıda otobüsle hizmet verilmesini istiyoruz. Okul otobüslerinin kullanımını etkileyen çok etken var. Okul sayısı, derslerin başlama saatleri, durak sayısı, şoförlerin maaşları bunlardan bazıları. İlk başta 64 GB'lık bilgisayara tüm denklemi yüklemeyi başaramadık. Uzmanlar 50 senaryoyu değerlendirdikten sonra bir çözüm buldu. Yeni model 324 otobüs kullanmak yerine 304 otobüs kullanarak 1 milyon 200 bin dolarlık tasarruf sağlıyor. Howard ilçesi ulaşım müdürü David Ramsey, yeni modeli denemek için sabırsızlandıklarını söylüyor. Ulaşım sistemimizi geliştirmek için Maryland Üniversitesi'nin tasarladığı programdan elde edilen verileri kullanacağız. Uzmanlar şimdi de bu yeni modeli diğer okul bölgelerinde de kullanabilecek bir bilgisayar programına dönüştürmeyi planlıyor. Bir başka seçenek de programı müşterilere bir hizmet olarak sunmak. Uzmanlar başka birçok bölge eğitim müdürlüğünün de programdan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu söylüyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle 20 yıl sonra Transporting kadrosuyla yeniden bir araya geldi ve yaşlanma, sorumluluk alma, dostluk ve ihanet gibi temaları işledi. Transporting 2'yi sinema severlerin beğenisine sundu. Kısa zamanda bir klasik haline gelen filmin ikincisi de sinema sever ve eleştirmenlerden orijinali kadar beğeni toplamayı başardı. Hello Mark. So what you been up to for 20 years? Ewan McGregor'ın canlandırdığı Mark Renton'un Londra'daki soygundan sonra çetesine ihanet etmesinin ve parayı alıp kaçmasının üzerinden 20 yıl geçmiştir. Mark, eski dostlarından af dilemek için Amsterdam'dan İskoçya'ya geri döner. These are the only people that really... Arkadaşları Mark'ı gerçekten tanıyan tek insanlar. Mark orta yaş krizi geçiriyor. Zaten kalp krizi geçirmiş ve geri dönmüş. They put a tube in here. I've got a metal stent in my left coronary artery. Good as new apparently. Good as new. Should last another 30 years they said, but they didn't say what to do with those 30 years. Trainspotting 2 yönetmen Danny Boyle'un kendi varoluşsal krizini de yansıtıyor.
Boyle, sıradan bir devam filmi çekmek yerine yaşlanmakta olan arkadaşların öyküsünü anlatmak, bir film yapmak istediğini söylüyor. Artık çok eskide kalan gençliğe inatla sarılmaya çalışan arkadaşlar hayatta başarıyı yakalamaktan çok uzak görünüyor. Hepimiz geri dönüp yeniden buluşmaya hevesliydik. Trainspotting hepimizin kariyerinde çok büyük rol oynamış bir yapım. Film bizlere hayat vermişti. İkinci filmin de ilkine benzemesini istedik. Herkes ilk filmde aldığı ücreti aldı. Çok büyük paralar konuşmadık. Filmi bir para kaynağı olarak görmek, ilk başarımızdan fayda sağlamak istemedik. İzleyicileri verdiğimiz mesajla şaşırtmak istedik. Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram and hope that someone somewhere cares. Johnny Lee Miller'ın canlandırdığı Simon, intikam planları yaparken Robert Carlyle'ın oynadığı Bigby, kısa süre önce hapisten kaçmış ve Mark Renton'u öldürme yemini etmiş. Uyuşturucu bağımlılığı ve rehabilitasyon sarmalında umutsuzluğa sürüklenen Spatz'a intihara kalkışır ve Mark sayesinde hayatta kalır. Bazı uyuşturucu bağımlıları bağımlılığın kökünün hiçbir zaman kazanamayacağını söyler. Bazı sahnelerde bu sözlerden yararlandık. Modern tedavi yöntemleri bir takıntının yerine bir başkasını koyuyor. Örneğin spor gibi. Spot ise kendini yazmaya adıyor. Tıpkı Trainspotting romanının yazarı Irving Welsh gibi. Filmin sonunda umut öne çıkıyor. Spot, Trainspotting'in orijinal hikayesini kaleme alıyor. Boyle, iki film arasındaki bağı yaşlanma sürecine rağmen hayata dair bakışımızın doğrusal olmadığını göstererek kurmak istediğini söylüyor. Trainspotting'de Danny Boyle'ın diğer filmleri gibi enerji yüklü görselleri, şiddet içeriği ve coşkulu müzikleriyle dikkat çekiyor. Choose your future. Choose life. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın ilk Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.